Fuar'dan herkese merhaba. Perakende Günleri Fuarı'ndayız ve yanımızda Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Transtepe var. Serhan Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerjisi var değil mi bu fuarın? İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir enerji. İlk gün çok güzel geçti, ikinci gün ilk günden daha güzel geçiyor sanki. İyi, ikincisini düzenliyoruz. Evet, 22'si. Yani Türkiye'de dile kolay, yani 22 defa. Büyük bir başarı. Tabii, üst üste bir etkinliğin her yıl kesintisiz düzenleniyor olması müthiş bir şey. Soysalı Suat Bey'i gerçekten bu konuda tebrik ediyoruz. Ve perakende sektörünü, sektörün paydaşlarını. Kesinlikle öyle. Peki, perakende günlerinin üyeleriniz hani açısından sizlere kattığı değer hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Yani bu tarz etkinlikler öncelikle tüm sektör paydaşlarının bir araya gelmesi, birbiriyle sohbet etmesi, birbiriyle sorunlarını görüşmesi, güçlü olduğu yanları konusunda, know-how alışverişinde bulunması açısından yani geneli itibariyle çok önemli. Diğer bir konu ise bir networking imkanı da sağlıyor. Evet. Yani burada birçok ürün ve hizmetini tanıtan, hizmet veren şirketlerin olması, çok başarılı, uluslararası alanda da çok ciddi operasyonlar yöneten şirketlerin yer alıyor olması muazzam bir networking fırsatı sağlıyor. Konuşmacıların ise yaptığı konuşmalar hem kendi deneyimlerini anlatması hem başarı hikayelerini anlatması da müthiş bir ilham kaynağı sağlıyor. Dolayısıyla 360 derece burada heybeniz dolu olarak dönüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Onun için her açıdan faydalandığınız bir aktivite haline geldi. Tekrar hem düzenleyenlere hem de katılanlara tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Her konuşmacı birbirinden değerli. Her oturumdan çıktıktan sonra insanlar gerçekten farklı konularda bilgilenerekten çıkıyorlar. Muazzam oluyor. Yani. Çok memnunlar. Ben de sürekli görüşüyorum firmalarla. Gerçekten güzel bir platform, güzel bir atmosfer var burada. Gelişime katkısı tartışılmaz. Yani özetle perakende şirketlerin gelişimine ve yöneticilerin kişisel gelişimine ciddi katkısı olan bir etkinlik burası. Evet, peki perakende günlerin ana teması da bildiğiniz üzere dijital dünya, yeni perakende, yeni müşteri ve yeni dönem. Zincir Mağazalar Derneği olarak sizin bu konularda yaptığınız çalışmalar, yatırımlar neler? Dünyada değişim çok hızlı bir vaziyette ilerliyor. Son 10-15 yıldaki değişim hızı neredeyse 1000 yıllık değişim hızına eşit. Eskiden 30 yılda, 40 yılda bir değişen trendler şimdi neredeyse 6 ayda bir değişir hale geldi. Ve bu değişimin hızına erişebilmek gerçekten çok güç. Ama bir taraftan da değişime ayak uydurmadığınız zaman maalesef pistin dışında kalıyorsunuz. Onun için de değişime ayak uydurmak perakende sektörü için olmazsa olmazlardan. En hızlı tepki veren sektörlerin başında geliyor perakende sektörü. Yani dolayısıyla bu açıdan da kendini yeniliklere adapte etmesi, değişime adapte etmesi olmazsa olmaz önceliği. Şimdi artık müşteri farklı bir deneyim istiyor. Müşteri bütünleşik bir alışveriş deneyimi istiyor. Yani mağazada görüp online'dan alışveriş yapmak istiyor. Online'da görüp mağazadan alışveriş yapmak istiyor. Online'dan sipariş verip mağazadan teslim almak istiyor. Mağazadan sipariş verip ofisine istiyor, evine istiyor. Dolayısıyla bu alışveriş deneyimi de hiç kesintiye uğramasın istiyor. Ve hızlı gerçekleşsin istiyor. Ve teknolojiyi de sonuna kadar kullanmak istiyor. Buna uyum sağlamak ve müşterinin bu beklentisini eksiksiz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde yerine getirmek perakendenin yeni challenge'ı, yeni mücadele alanı. Bunun için de tabii ki gelişmekte olan ülkeler, Batı Avrupa, Amerika bizim biraz önümüzde gidiyor. Ve biz gelişmekte olan ülkelere nazaran aslında son derece yenilikçi, son derece dinamik ve son derece Amerika ve Batı Avrupa standartlarına yakın bir perakende sektörü olduğumuzu Türk perakende sektörü olarak söylemekten mutluluk duyuyorum. Biz çok hızlı bir şekilde özellikle Covid döneminde 5 yılda planladığımız dijital dönüşümü 6 ayda gerçekleştirdik. Yani önümüzdeki 10 yılda yapacağımız işi şu birkaç yıl içerisinde Covid ile birlikte yaptık ve dijitalleşme eşiğini çok önemli ölçüde aştığımızı düşünüyorum.
Bundan sonra yapılacak dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte de hakikaten Avrupa ve Amerika düzeyine çok kısa bir zamanda da geleceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Peki bu online ve fiziki satıştan da bahsettiniz ama buradaki sepet değişikliğinin cirolara etkisi ne oldu? Yani öncelikle COVID öncesi ve COVID sonrası diye ikiye ayırmak lazım bu işi. COVID öncesi online alışverişlerin toplam cirodaki payı %3'ler 4'ler seviyesindeydi. Şimdi neredeyse birçok perakendecide bu rakam çift tane. Bu çift tanenin çok ötesine taşımış olan perakendeciler de var ama tek tane neredeyse kalmadı diyebiliriz. Sepet ortalaması mağazalara göre nispeten alt kategoriler bazında değişmekle birlikte genel itibariyle sepetler mağazaya göre daha düşük. Bunun da tabii ki ciro'nun gelişimi açısından olumsuz etkileri var. Ama burada şunu öngörmek gerekir ki artık online alışverişi gün geçtikçe daha da toplam ciro içerisindeki payı artacak. Bu demek değildir ki mağazalar kapanacak. Mağazalar varlığını kesinlikle devam ettirecek. Mağaza açış hızımız eskisi kadar olmayabilir. Bunu kabullenmek gerekir. Türkiye her yıl metrekarede %15, %20 kesintisiz 7 yıl, 8 yıl büyüdüğü dönemleri yaşadı. Evet. Artık o tarz dönemleri geride bıraktık diyebiliriz. Mağaza büyüme hızımız azalacak. Ama online varlığı gün geçtikçe toplam ciro içerisindeki payını arttırmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak daha 3-4 gün önce bir cumhurbaşkanlığı seçimimiz gerçekleşti. Bütün ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni dönemle birlikte sizin bir beklenti ve talepleriniz var mı? Neler bunlar? Yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Yeni hükümet kurulduktan sonra hala hazırda onlara geçen dönemde de aktardığımız bütün konularımızı yeni yönetime aktaracağız. Bunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle de seçim sarkımı halinde bunlar biraz da seçim sonrasına ertelenmişti. Evet. Yani çözüm için hep seçim sonrası işaret edilmişti. Evet. Artık seçimi de geride bıraktık, tamamladık. Önümüzde yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde de çok önemli sorunları beraberinde taşıyoruz. Bunların çözüme kavuşması lazım. Bunlar ne diye soracak olursanız kısaca size onları da özetleyeyim. Başta finansmana erişim olanaklarının hem tüketici tarafında hem de firmalar tarafında genişletilmesi gerekiyor. Yani seçim sürecinde özellikle tüketiciler bireysel kredilere ulaşamadılar. Bireysel kredilere ulaşamadıkları için de alışveriş yapamadılar. Evet. Yine şirketler de ticari kredilere ulaşamadılar. Ticari kredilere ulaşamadıkları için de yatırımlarını durdurdular. Ve bu parasal daralma ile neticelendi. Parasal daralma ise iç talebin daralmasıyla neticelenecek bir hadisedir ki bu bizim en son isteyeceğimiz, en fazla korktuğumuz bir durumdur. Dolayısıyla bir an önce hem tüketici tarafında hem de ticari tarafta kredilere erişim olanaklarının artırılması gerekiyor. Diğer bir konu ise kredi kartı taksit yasaklarının bazılarının genişletilmesi, gevşetilmesi gerekiyor. Son zamanlarda cep telefonu ve kuyum alışverişinde bu biraz gevşetilmişti. Fakat yıllardır söylediğimiz ve karşılık bulamadığımız bir kozmetik kategorisine taksit yasağı var. Yani bu neden geldi maalesef bilmiyoruz. Neden yıllardır hala devam ediyor onu da bilmiyoruz. Ya bugün gerçekten bir kozmetik alışverişi yapan insanın, tüketicinin kredi kartına taksitle bu alışverişi yapabiliyor olması gerekiyor. Çok son zamanlarda ihracat tarafı da çok büyüyen bir sektör kozmetik. Bu sektörün daha da gelişebilmesi için bu kararın da bir an önce verilmesi gerekiyor. Bir diğer konumuz alışveriş merkezlerinde ortak alan yönetmeliği çıktı. Bu ortak alan yönetmeliğinin uygulaması noktasında Türkiye'nin dört bir tarafından asimetrik uygulamalarla karşılaşıyoruz. Burada bir hize alınması, bu yönetmeliğin bütün alışveriş merkezlerinde doğru uygulanması gerekiyor. Bununla ilgili hem kamu nezdinde irtibat kurmanın dışında yine sektörel derneklerle de ortaklaşa bir çalışma yapmamız gerekir. Bununla ilgili de Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu bünyesinde bulunan AYD ile bir çalıştay talebimiz oldu Zincir Mağazalar Derneği olarak.
Sektör Derneği, bütün alışveriş merkezlerini temsil eden bir dernek. Bir araya gelelim ve bu konuda bir fikir birliğine varalım. Uygulamayı tüm Türkiye'de daha doğru, daha şeffaf, daha yönetmeliklerle uyumlu bir hale getirelim istiyoruz. Onun dışında kamudan beklentilerimizi son bir maddeyle tamamlayayım. O da mağazalaşmaya KDV teşviği istiyoruz. Yani bugün Türkiye'de bir fabrika kurduğunuz zaman bu yatırımı KDV'siz olarak yapabiliyorsunuz. Evet. Ya da bir turizm yatırımı yaptığınızda bunu KDV'siz olarak yapabiliyorsunuz. Ama bir mağaza açtığınızda ona KDV teşviği alamıyorsunuz. Oysa mağazanın da ekonomiye katkısı bir fabrikadan daha fazla, bir turizm işletmesinden daha fazla, istihdama katkısı en az onlar kadar, büyümeye katkısı en az onlar kadar. Dolayısıyla mağaza satacak ki fabrika çalışsın. Mağazanın satması için de açılması lazım. Açılış için de biz de tıpkı sanayicilere verildiği gibi, tıpkı turizmcilere verildiği gibi perakendecilere de KDV teşviği verilmesini istiyoruz. Genel itibariyle beklentilerimiz kısaca bunlar. Daha çok beklentimiz var tabii. Alt başlıklarda bunu onlarca madde halinde sıralayabilirim. Ama en önde olanları bu. Bir de yabancı perakendeciye hala dövizle kira uygulaması devam ediyor. Bu da bir haksız rekabet uygulaması. Bunun da bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Biz bu değerli paylaşımlarınız için ve bu önerileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediklerimiz var mı? Keyifli bir etkinlik biliyorum. Ben de orada çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan son derece memnun oldum. Teşekkürler.